arkadaşlar gördüğünüz gibi gözlerimizi diktik burnumuzu diktik kulaklarımızı diktik şu şekilde bir görüntü elde ettik hemen şimdi kollarına örmek için başlayalım sonra ayağa başlayacağım hemen onları bitirdikten sonra da gövdemizi öreceğiz yine sihir halkım yaparak başlıyoruz artık öğrendik nasıl başlanacağını sabitledim altı sık iğne dolduruyorum 1, 2 üç 4 5 ve 6 çekiyorum tekini hangisi gidiyorsa onu tutup arkasından sıkıştırıyorum sonra diğerin ipimi çekmeden burada fazla sıkışmadan tığım kalın olduğu için benim biraz zor giriyor yaptıktan sonra da tutup bunu sıkıştırıyorum. Sonra CC tekliğine içinden kaydırıyorum ilmeğimi. Burayı da soldan tekrar sıkıştırıyorum. Evet. birinci sıramı 6 sık iğne olarak gerçekleştirdim. İkinci sıramı her deliğe bakın şu şekilde hemen battım da bir sonraki büyük deliğe iki tane dolduruyorum. Her deli çift sık iğne yaparak 6'yı 12'ye çıkartıyorum. 12 sık iğneye çıkartıyorum. 4 5 6 7 ve 8 9 ve 10 11 ve 12 ikinci sıramı da 12 sık iğne olarak yaptım şimdi bir sonraki üçüncü sıramda bir sık iğne bir tek sık iğne bir çift sık iğne aynı deliğe çift batmak bir tane tek batıyorum diğer deliğe çift batıyorum bir tek bir çift olarak üçüncü sıramı tamamlıyorum 18 adet sık iğne elde ediyorum üçüncü sıramı bitirdim 18 sık iğne elde ettim dördüncü sıramda da iki sık iğne iki tane tek bir tane çift iki tane tek sık iğne yapıyorum her deliğe bir tane sonra üçüncü deliğime çift batıyorum bu şekilde Sıramı 4. sıramı tamamlayacağım ve 24 adet sık iğneye ulaşacağım. 4. sıramı bitirdim. 24 adet sık iğneye ulaştım. Şimdi 5. sırama geçiyorum. Burada da 3 sıkı iğne, 3 tane tek, ikinci tekim, 3. tekim her deliğe birer tane battım. dördüncü deliğime çift batıyorum. 3 tek, bir çift olarak 1 2 3 4 5. sıramı da 3 tek 1 çift olarak tamamlayıp geleceğim. 5. sıramı tamamladım. 3 sık iğne 1 çift yaparak 30 adet sık iğne elde ettim arkadaşlar. 6. ve 7. sıramı artırma ve eksiltme yapmadan 30 sık iğne olarak 2 sıra dolanacağım ve döneceğim arkadaşlar. Artırma ve eksiltme yapmadan 2 sıra 6 ve 7'yi dolanıp geleceğim. 7. 6. ve 7. sıralarımızı da hiçbir işlem yapmadan 30 sık iğne olarak e, tamamladım. 8. sırama geldim. 8. sıramda 3 sıkı iğne, bir eksiltme yapacağım. 3 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane eksiltme yapacağım. Bu yaptım koldu arkadaşlar. Yine 1 2 3 sık iğne yaptım ve eksiltmemi gördüğünüz gibi ilmeklerin tek taraflarını iki tane sık iğneyi tek taraflarını alarak çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde tamamlayacağım. 3 sık iğne 8. sırada 3 sık iğne 1 eksiltme. 9. sırada 2 sık iğne 1 eksiltme yapıyorum. 10. sıramda e, eksiltmeye geldiğinde dönüyorum. 9. sırayı da tamamladım. 2 sık iğne 1 e, eksiltme olarak şimdi 10. sıramda bir sıkı iğne, bir eksiltme yapacağım arkadaşlar beraber yapmak istedim. Bir sıkı iğne yaptım, bir tane eksiltme yaptım. Bir sıkı iğne, bir eksiltme. Bir sıkı iğne, bir eksiltme. Bir sıkı iğne, bir eksiltme. Bir sıkı iğne, bir bir eksiltme bir sık iğne bir eksiltme yapmayacağım 5 adet kesme yaptıktan sonra 6. yapmayacağım Biraz her seferinde altı tane kesme e, işlemi oluyor 6 tane artırma işlemi oluyordu şimdi 5 tane kesme işlemi yaptım kalanları da yine sık iğne olarak tamamlayacağım yani burada 12 ilmeğe düşecektim ya ben 12 ilmek olacak da 6 eksilseydim 5 eksilttiğim için 13 ilmek kaldım bir tane o kadar farkı var ki arkadaşlar 12 birazcık daha dar oluyordu ben 13 kalmasını istedim ee, onun için 13 ile tamamladık şimdi bir kere de iki, iki sırada hiçbir şey yapmadan 13 olarak arkadaşlar 11 ve 12 13 olarak dolanalım Arkadaşlar 12. sıramı da tamamladım. 11 ve 12. sıramda 13 ilmek olarak 13 sık iğne olarak dolandım. Geldim gördüğünüz gibi şeklimiz bu. Hemen burada ilmeği kapatmadım biliyorsunuz açık haliyle. Diğer ipliğime geçeceğim. Yani sık iğnemi tamamlamadım. Bakın son sık iğneye battım. Çektim ve bıraktım. Hemen burada kahverengi ipimize geçeceğiz. iyice sıkıştıralım bir de buradan şöyle bağladıktan sonra krem ipimizi kesiyorum Evet başlangıç ipimi de artık çekiyorum onunla bir işim kalmadı başlangıcı çok belirlemeye e, bellemeye gerek yok. Hep 13 sık iğne olarak devam edeceğiz bu koldu biliyorsunuz. Şunları da içine koyalım. Arkadaşlar evet elimize dolanmasın bu. Şimdi kahverengi ipimize geçtik. Sık iğnemi tamamladım gördüğünüz gibi. Kahverengi ipimizde de arkadaşlar şimdi 12. sıradaydık. 71. sıraya kadar yani 60 sıra kahve öreceğiz. 60 sıra. Kremi de dahil edersek 71 sıra olacak. Buradan saydığımızda 71 sıra olacak. 60 sıra kahveden 13 adet sık iğne yaparak devam edeceğiz. Ve onu bitirdiğimde ben geleceğim arkadaşlar. Evet, ben kollarımızı bitirdim. Gördüğünüz gibi 12 sıra burası krem renginden. 60 sırada kahverengiden 13 sık iğne olarak ördüm. Fakat 62 sıra olmuştu. Sökmedim ben. 62, 63, 60 bu civarlarda. Bakın şu şekilde olabilir. E kollarımızı da tamamladık. Şimdi hemen bacağına geçelim. Yine sihirli halkayla başlayalım arkadaşlar taktım hemen altı sık iğne dolduruyorum 2 3 4 5 ve 6 çekiyorum bu kısalıyor bunu tutup arkasından iyice çekiyorum sonra buradan takıyorum ve diğer ipliğimi çekip burayı sıkıştırdım. CC tekniği ile ilmek kaydırma yani aradan kaydırdım. 6 tane sık iğnem oldu. Şimdi her sık iğnenin içine hemen öndeki sık iğnenin üstüne battığım ikişer tane doldurarak burayı 12 sık iğne yapacağım. 12 adet sık iğnem oldu. Başlangıç ipimi hemen buraya koyuyorum ve ikinci sıramda 12 olduktan sonra üçüncü sırama başlıyorum üçüncü sıramda bir sık iğne tek ikinciye çift batacağım üçüncüye tekrar tek batıyorum dördüncüye çift batıyorum tek çift bir tane tek bir tane çift bir tane tek bir tane çift yine tek ve yine çift gördüğünüz gibi üçüncü sıramızı da bitirdik başlangıç ipimi çektim dörde geçeceğiz şimdi dördüncü sıramda da iki tek bir çift yapacağım ee, ta ki sayım 7 sırada 5 sık iğne bir artırmayla 42 sık iğne olana kadar halkalarımı devam ettireceğim dediğim gibi 7 sıramda 5 sık iğne bir artırma yani 5 tek bir çift 42 adet sık iğne olana kadar yapacağım ve geleceğim arkadaşlar Evet 5 sık iğne bir artırma ile 42 adet sık iğneye ulu, oluş, e, ulaştım 7 sıramda 8 9 ve 10 sıralarımı 3 sıra boyunca artırma ve eksiltme yapmadan arkadaşlar e, 42 sık iğne olarak dolaşacağım bitirip geleceğim 3 sırayı da artırma ve eksiltme yapmadan tamamlayıp geldim 11 hangi sıralarda? 8 9 ve 10. sıralarımızı artırma yapmadım 42 adet sık iğneli 3 sıra dolaştım geldim şimdi 14. 11. sıraya başlayacağım 11. sıramda 5 sıkı iğne 2 3 4 5 5 sık iğneden sonra bir kesme. Artık küçültmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi her zamanki sistemle bir tane eksilttim. Devam edeceğim. 5 sık iğne bir eksik satırı tamamlayacağım. Bundan sonra e 11. sıram 5 sık iğne bir eksiltme olarak devam edecek İlmek sayım 36'ya düşecek. Bir sonraki sıram 42, 4 sık iğne bir eksiltme 30 olacak. 13. sırada 3 sık iğne bir eksiltme ile 24 olacak ve 14. 15. sıraları da 24 sık iğne olarak artırma ve eksiltme yapmadan yapacağım geleceğim arkadaşlar. 15. sıramızı da 24 sık iğne olarak tamamladım. Nasıl yaptık eksiltmelere geçtiğimizde. 11. sıramda 5 sık iğne bir eksiltme ile 36 sık iğneye ulaştım. 12. sırada hemen şöyle kesmelerimin olduğu yere geliyorum. Bunları size evet. evet 12. sırada 4 sık iğne bir eksiltme yaptım. 30 sık iğne oldu. 13. sırada 3 sık iğne bir eksiltme yaparak 24'e ulaştım. 14. ve 15. sıralarımı da 24 olarak eksiltme ve arttırma yapmadım. Son sık iğneye batmamıştım. Ona batıyorum ve hemen ilmeği kapatmadan sık iğnemi kapatmadan kahverengi ipime geçeceğim için kapatma işlemi biliyorsunuz. Onunla yapıyoruz. Hemen ipimi bağlayacağım. Beyaz ipi buradan keselim. Bir daha bağlayalım. Bence sıkıştırdım. Bunları da içine koyalım. Başlangıç ipimle işim kalmadı. Onu çekiyorum. Ve kahverengi ipimle artırma ve eksiltme yapmadan 24 adet sıkı iğne olarak devam edeceğim. Arkadaşlar bu şekilde hemen çok fazla ilerlemeden arasına da birazcık elyaf dolduracağım. Çok fazla değil. Birazcık dolduracağım onu da göstereyim size hemen. Evet bir hemen elyaftan birazcık koyalım. Çok aşırı doldurmayacağız. kadar yeterli. Çok doldursak örmemiz zorlaşacak. Pey peyi böyle şu, şu şu kadar ördük. Bir, biraz daha dolduralım. Bu kadar bu kadar ördük. Biraz daha dolduralım. Çünkü en sona vardığımızda doldurursak aralarda boşluklar kalıyor. Onlar çok güzel dolmuyor. Onun için azıcık azıcık ördükçe el yapımızı doldurmalıyız. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar ta ki 16. sıramı yapıyorum şimdi 16'ya kahverengi ile başlamıştım 53. sıraya kadar 53. sıra ya kadar alttan başlayıp yukarıya kadar 53 olana kadar kahve devam edeceğim yani 38 sıra daha kahverengi ipten 24 adet sık iğne ile devam edeceğim ve bitireceğim bitirdiğinde döneceğim arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi bacağımızı bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde el yapla da doldurdum. Tam sonuna kadar değil. Çok da çok sıkı sıkı doldurmadım. Bak çok gevşek. Hemen pofidik pofidik olsun diye çok fazla doldurmuyoruz. Yukarıdan da böyle birazcık gördüğünüz gibi boşluk bıraktım ki dikildiğinde böyle dikeceğiz paramın yuvarlak dikeceğim hareket edebilsin oturduğunda oturttuğumuzda falan esnek olsun rahat otursun diye bu şekilde doldurdum ve şimdi hemen kuyruğa başlayalım Evet kuyruğa başlayacağım arkadaşlar hemen sihirli halkamı yaptım parmağımdan çıkarttım 6 adet sık iğne dolduracağım 3 4 5 6 hangisi gidiyor şu gidiyor eksilen çektikçe kısalan hangi uçsa onu altından tutup çekiyorum diğerini sıkıştırmadan tığımı batırıyorum ki çok sıkıştığında tığım kalın olduğu için batmıyor buradan da diğer ucu tutup iyice sıkıştırdım Evet bunu ilmek kaydırma cc tekniği ve şimdi hemen ikinci sıraya geçeceğim her deliğe iki tane batarak 12'ye ulaşacağım ikinci sırada 12 sık iğne ulaştım üçüncü sıra yap devam edeceğim burada da arkadaşlar 27 sıraya kadar hiçbir şey yapmadan başlangıç ipi kullanabilirsiniz Dilerseniz Dilerseniz de alttan sayarak bulursunuz. 27 sıra kremden öreceğim. 27 sıra. 28. sıramdan da başlayıp 83 sıraya kadar 12 kahve. Yani artık hiçbir eksiltme ve artırma yapmadan direk 12 öreceğim. Şöyle size hemen arkadaşlar devam edin. Bakın hiç artırma ve eksiltme yapmayacağım. Bu şekilde devam ederek gideceğim. Ve bu şekilde bir 2 3 sayıp 27'ye kadar krem kullanacağım. 28'den itibaren 83. sıraya kadar 83 dahil kahve ip kullanacağım. Bitirdiğimde döneceğim arkadaşlar. Evet, kuyruğumuzu da gördüğünüz gibi bitirdik. Bu şekilde onu da tamamladım. Ayaklarımız bitmişti. Bacaklarımız pardon. Kollarımız da bitti. Kafamız zaten bitmişti. Evet sıra geldi. En önemli yer vücudumuz. Maymunumuzun vücuduna başlayacağız. Yine sihirli halkayla hemen başlayalım. sabitledim. Altı sık iğne dolduracağım içine 2 3 4 5 ve 6 çekiyorum bu ipi şu kısa aldı bunu tutup dip taraftan iyice sıkıştırdıktan sonra tığımı ilk ilmeğin içine sık iğnenin tepesinden geçiriyorum ve ipimizin kalan kısmını da çekip sıkıştırıyorum sonra tutup cc tekniğiyle ile birinci sıramı tamamlıyorum ikinci sıraya geçiyorum her bir deliği çift dolduracağım Evet 12 adet sık iğnemi doldurdum ikinci sırada her bir deliğe Çift batarak 12'ye ulaştık sık iğne sayısı olarak. Ee, her zamanki yine klasik e, örgü e, amigurumi örgü e, sırasına göre sayısına göre gövdemizi de e, aşağı kısımdan başlayacağım. 3. Sıramızda bir sık iğne bir artır 18 olacak. ikinci Sıra pardon dördüncü Sıra iki sık iğne bir artır. E, bu 13. Sıraya Bakayım bir saniye. Evet, 15. sıraya kadar devam edeceğiz. 15. sırada 13 sıkı iğne, bir artırma ve 90 sıkı iğneye ulaştığımızda arkadaşlar ben döneceğim. Siz de oraya kadar her bir sırada bir tane artırarak devam edeceğiz ve 90 sıkı iğneye ulaşacağız. 13 sık iğne bir artırmayla en sonda yapıp geliyorum. Evet gövdemizi e, tamamladım gördüğünüz gibi e, alt kısmını oluşturdum tam 15 sıra oldu 13 sık iğne bir artırma ile 90 sık iğneye ulaştım e, şu şekilde bakın her sırada bir tane artıra artıra çıktık buraya geldik ve şimdi e, 10 16 17 18'i de hiçbir işlem yapmadan artırma ve eksiltme yapmadan devam edeceğim ama e, bir sıra dolanıyorum Alt, 16 sırayı hiçbir şey yapmadan eksiltme ve artırma yapmadan e, bitireceğim buraya geldiğimde e, diğer sırada 17 sırada da kuyruğu takacağız e, hemen bir sıra dolanıp geliyorum arkadaşlar Evet bir e, 16. sırayı da hiç artış ve eksiltme yapmadan 90 sıkı iğne olarak tamamladım sıra sonuma geldim başlangıç ipimi tekrar yerine koyuyorum Evet 1 2 3 4 4 diyelim burada bırakalım ve kuyruğumuzu elimizi alalım kaç tane batmamız gereken yer var 2 4 6 8 10 12. 12 tane bunun 6 tanesini hatta bir de batır bittiğim yer var herhalde orayla beraber 13 olacak. 7 tanesini burada şimdi beraber örerek alacağım. Diğerini sıra sonunda diğer sırada yapacağım. Evet. Şu şekilde tutuyoruz. Bu yeri tam alta getiriyorum. Şöyle bakın bir güç Ortayı tuttuğumda üçüncü sık iğneye battım. Burada da sıradakine batıyorum ve bu şekilde tekrar kuyruktan bir sık iğneye, gövdeden bir sık iğneye batırıyorum bu şekilde. Sık iğnemi tamamlıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bitme yerimden. Evet, battım. Dördüncüyü yaptım. Beşinciyi yaptım. Ve altıncıyı yaptım. Yediğine kadar 1 2 3 4 5 6 sık iğne kaldı. Burayı artık normal devam edeceğim. Yine hiç artış ve eksiltme olmadan sıra başına geleceğim. Bitirdim de dönüyorum. Evet, 16. sıramda kuyruğumuzun ilk kısmını altı tanesini birleştirmiştik. 17. sıraya geçeceğim. 16'yı bitirdim şimdi. Başlangıç ipimi tekrar takacağım buraya. Evet. Yine artırma, eksiltme olmadan bunu da yapıyorum. Şimdi buna batmışız. Şuna batacağım ve öndeki sık iğneli ikisini beraber birleştiriyorum ve kapatıyorum sık iğnemi. Evet. Bu şekilde bunu da alacağım şurada. Nereye battığımı tam göremedim onu. Buna batmışım evet şimdi kine de bir sonrakine batacağım. Bakın alttan bakın üstten bakın bu şekilde birleştirdik ve devam edeceğiz. Bu şekilde kuyruğumuzu buraya sabitlemiş olduk. Dikiş işleminden kurtulduk. Sadece bacakları dikeceğiz buraya. Evet, bu sırayı da bitireceğim. 17, 18. Sırayı da bitireceğim. Yine 90 sık iğne olarak. 19. Sıraya başlamadan döneceğim. Evet, 18. Sıramızın sonuna geldim şimdi burada 19 sırada 13 sık iğne bir eksiltme yapacağım bu sırayı hep 13 sık iğne bir eksiltme ile 84 sık iğne düşeceğiz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 yaptık ve şu anda ilk sık iğneyi ikinci sık iğnenin tek önlerini alıyorum ve sık iğnemi gerçekleştiriyorum bu şekilde 13 sık iğne bir eksiltmeyle 84 ilmeğe düşeceğim ve 20 21. sıraları da 84 sık iğne olarak tamamlayacağım döneceğim Evet 16 17 18. sıralarımızı 90 ıı, sıra olarak yapmıştık 19. sıramızı 13 sık iğne bir eksiltme yapmıştık 20 21 de bitirdik 84 sık iğne olarak şimdi 22. sıranın başına geldim. 22. sırada ise 12 sıkı iğne bir eksiltme olarak arkadaşlar devam edeceğiz. Hemen bir tanesini beraber yapalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet. Şimdi ilk sık iğnenin tepesinden yarısını bu tarafa bakan iplerini alıyorum ve sık iğnemi gerçekleştiriyorum. Bu sefer de bu, şekilde 12 tek sık iğne bir kesmeyle bu sıramı 22. sıramı bitireceğim. 23 ve 24'ü de yine eksiltme ve arttırma yapmadan 78 sıkı iğne olarak tamamlayacağım arkadaşlar. Geleceğim. Arkadaşlar 22. sıramda 12 sık iğne bir eksiltme e, yaparak 78 adet sık iğneye düşmüştük. Şimdi 23, 24'ü hiçbir eksiltme, artırma, yap artırma yapmadan e, yaptık, ördük, geldik. Şimdi 25. sırama geldim. 25. sıramda 11 sık iğne bir eksiltme yaparak sıramı hepsini tamamlayacağım 6 kez yapılıyor bu işlem biliyorsunuz Evet hemen bir tanesini yine beraber yapalım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 hemen ilk sık iğnenin tek kanadını alıyorum ikincinin tek kanadını alıyorum ve sık iğnemi gerçekleştiriyorum bu şekilde 11 sık iğne bir eksiltme ile 25. sıramı da 72 sık iğneye düşüreceğim 26'yı da hiçbir işlem yapmadan 72 sık iğne olarak dolaşıp geleceğim arkadaşlar Evet 26. sıramızı da 72 sık iğne olarak artırma ve eksiltme yapmadan tamamladım. 27. sırada 10 sık iğne bir eksiltme yapıp sıramı tamamlayacağım. 66 sık iğneye düşecek. 28. ve 29. sıralarımı da artırma eksiltme yapmadan 66 sık iğne olarak yine tamamlayıp geleceğim. Evet 28. ve 29. sıralarımı 66 sıkı iğne olarak yaptım ve geldim. Şimdi 30. sıramdayım. Başlangıç ipimi yerine koyuyorum. Burada da arkadaşlar 9 sık iğne 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sık iğne bir eksiltme. Evet, bu şekilde sıramı 9 sık iğne bir eksiltme olarak 60 ilme düşüreceğim. 32, 31, 32, 33, 34 sırayı da tam 4 sırada 60 ilmek olarak 60 sık iğne olarak tamamlayıp geleceğim. Şu anda 9 sık iğne bir eksiltme ile 60'a düşeceğim. 31, 32, 33, 34. sıraları da 60 sık iğne ile tamamlayıp geleceğim. 31, 32, 33, 34. sıralara da 60 sık iğne olarak artırma ve eksiltme yapmadan bitirdim arkadaşlar. Şimdi 35. sırada başlangıcındayım. Hemen 8 sık iğne bir eksiltme yaparak devam edeceğiz. 4, 5, 6, 7, 8 ve sıkı ki eksiltmemizi yapacağım. Evet bu 35. sıramızı da 8 sık iğne bir eksiltme ile 54 sık iğneye düşüreceğim. 54 sık iğneye düştükten sonra 36, 37, 38 ve 39. sıraları da 54 sık iğne olarak arttırma ve eksiltme yapmadan yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar 36, 37, 38, 39. sıralarımı da ee, bakayım e, 54 ilmek olarak tamamladım. Şimdi 40. Sıraya geldim. 40. Sırada 7 sık iğne bir eksiltme ile 48 sık iğne sayısına ulaşacağım. Hemen yine bir tanesini beraber yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve eksiltme. Bu şekilde yine sıramı 7 sık iğne bir eksiltme ile tamamlayacağım. 48 sık iğneye ulaşacağım. 41. sırayda 48 sık iğne olarak yapıp döneceğim. 40. sırada 7 sık iğne bir eksiltme yaptım. 41. sırayda 48 sık iğne olarak ee, tamamladım geldim şu anda 42 satırda sıradayım 42 sırada da 6 sıkı iğne bir eksiltme yapacağım 1 2 3 4 4 5 6 ve eksiltme bu şekilde sıramı tamamlayacağım. 42, sıra, 42. sıradayım. 6 sık iğne 1 eksiltmeyle 42'ye ulaşacağım. 43. 44. sıraları da 42 sık iğne olarak tamamlayacağım. Döneceğim. 42. sıramda 6 sık iğne 1 eksiltme yapıp 42'ye düşmüştüm. 43. sıramı da şu anda dolandım. ve burada kollarını takmak istiyorum. 44'ü de 42 ilmek 42 sık iğne yaparak öreceğiz. Şu şekilde ortalamanızı istiyorum. Şöyle tamamen ortasından şöyle yaptığım zaman da bakın burası birbirine eşit ve bu tam ortada. Gördüğünüz gibi. Kollarını takacağım. Sıranın sonuna gelmiştim, başlangıç yerime gelmiştim. Buradan 3 tane sökeceğim arkadaşlar 1 2 3 geriye gittim 3 tane 3 tane kaldı şimdi kolumuzun tekini alıyorum ben bitirme yerimiz işte olacak şekilde şöyle tutacağım şimdi gördüğünüz gibi bir tane sık iğne buradan bir tane de hemen yanındakini şu şekilde alıyorum ve buradan da hemen sondan üçüncünün içine batıyorum ve çekiyorum sıkıştırıyorum en baştan bu taraf kanattan diğer kanattan tutuyorum gövdemin sık iğnesinin ucundan tutuyorum ve sık iğnemi yapıyorum yine Gördüğünüz gibi kolun önce bu tarafı, sonra arka kısmı ve sonra gövdemden tutuyorum. Hepsini çekip sık iğnemi gerçekleştiriyorum. Yine aynı. Evet. Tuttum. Ve bu arada başlangıç ipimi de başlangıç yerime batacağım çekiyorum ve bu araya başlangıç ipimi koyacağım. Arkadaşlar. Şimdi tekrar batalım. Evet bulabilirsem orayı hep oldum. Evet. Şimdi Evet arkadan da battım ve sıkıştırıyorum. tekrar önden arkadan kollarımızı alıyorum gövdeye birleştiriyorum ve sık iğnemi sıkıştırıyorum son sık iğnelerim kaldı gördüğünüz gibi son iki taneyi aldım gövdeden de üçüncüye başlangıçtan itibaren üçüncüye battım Evet birleştirmemizi bu şekilde yaptım bakın tam ortalı bir şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar 15 adet sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 ve 15. Arada 15 adet sık iğnemiz oldu şu şekilde. Kuyruğumuz burada. Evet burayı da ortalamış olduk. Hemen diğer kolumuzu alıyoruz yine bitirme yerim iş kısımda kalacak şekilde şöyle tuttuğumda 12 sık iğne olduğu için bir tane şöyle kaydıracağım bir bunu alacağım Bakın şu şekilde bir de hemen yanındaki sık iğne hemen yanındakine batıyorum Gördünüz mü? Evet. Ama tabii bu sık iğne şey, tığıma takıl olacak ilmeğim. Hemen bir bunu alıyorum. Bir yanındaki hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Ve gövdemden de sıradaki sık iğneye batarak çekiyorum ve sabitliyorum. Şimdi ikincilerimi yapıyorum. İki tane kola battım arkadan da battım ve sık iğnemi sabitledim. Bir diğer sık iğnemi yaptım. Bir diğerini yapıyorum arkadaşlar. Evet. Gövdeden de aldım ve sıkıştırdım. Yine iki tane koldan karşılıklı battım arkasından önünden gövdeme battım ve sıkıştırdım son sık iğnemi yapıyorum gördüğünüz gibi battım gövdeye batıyorum ve sıkıştırdım devam ediyorum arkadaşlar Şurada bir fazlalık kaldı gibi. Şöyle bir bakalım. aslında yok da şöyle bakın bunda birleştirmiş oldu 2 4 6 adet ile birleştirdim arkadaşlar sanki dediğim gibi şurası bir tane de bunu bu sonrakine batalım şöyle Evet daha iyi oldu devam edelim şimdi e, ee, bu 7 defa batması 14 tane sık iğne yapalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 ve 14. Gördüğünüz gibi sonuna geldim. Tam kol başlangıcıma geldim. Ben sıra başıma geleceğim ve ilmeğimi çekip yerine koyacağım. 44. sıramı da kollarımı bağlayarak bitirdim. 42 sık iğne olarak. Şimdi 45. sıradayım ve 5 sıkı iğne bir eksiltme ile devam edeceğim. 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar kesme işlemini yapacağım. Tekrar 1 2 3 4 ve 5 yine kesme işlemi. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. 46. sıramı da yine 36 sık iğne olarak tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. 46. sıramı da 36 sık iğne olarak artırma eksiltme yapmadan bitirdim. 47. sıramdayım şu anda. 47. sırayı da hemen başlangıç ipimi yine yerleştireceğim yerine. 4 sık iğne bir eksiltme yaparak 30 sık iğneye düşeceğim 47. sıramda. Ee, hemen bir tane yapacağım. 1 2 3 ve 4 sık iğne bir eksiltme bu şekilde 47 bitireceğim 47 sırayı 4 sık iğne bir eksiltme yapıp 30 sık iğneye düştükten sonra 48 ve 49. sıralarımı 30 sık iğne olarak bir yapacağım ve gövdeyi bitireceğim ipimi koparıp döneceğim içine el dolduracağız ve kafa dikimini yapacağız 49. sıramı da tamamladıktan sonra sıra sonuma gelip ipimi kopardım, İpliğimi içeriden sakladım. Şimdi gövdemizi gördüğünüz gibi elyafla dolduruyorum. Tamamen dolduralım. Evet, elyaf doldurma işlemimiz bitti. Şimdi kafasıyla gövdesini birleştirme işlemine geldik ipimi iki kat olarak ayırdım dört katlı biliyorsunuz bu ipler birazcık daha kolay dikim olsun diye sonra şu aşağıdan bir yerden geçiyorum hemen çıkmasın diye diyecektim ama koldan geçelim biz de şöyle sıkı bir yerinden alalım Şimdi buradan da çıktım. Burayı kafayı genişletiyorum. Vücudu şöyle çekip biraz daha dar olmasınsa. Burası 30 sık iğneydi. Kafadaki kısımda 30 sık iğneydi. Tam kollarıyla kafasını, kulaklarını şu şekilde eşitlersek. Şu tam da kadrajını getirelim. Evet. Bu şekilde. Evet. Sanırım oldu. Şimdi tam neredeyim? Buradan iki tane alacağım. Buradan iki tane karşılıklı delikten diğer deliğe çıkıp karşılıklı dikeceğim. Şu şekilde bakın bir dikiş elde edeceğim. Her sık iğne ile karşılıklı dikersem hiç boşta kalmayacak. Dikip geleceğim arkadaşlar. Boynunu diktik bu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen bacaklarımı şöyle yerleştirdim ben. Hemen nasıl olduğunu şöyle gösterebilirim tam başlangıç yerinden kuruluk ortada kalacak şekilde yerleştirdim bir iki çizgi burada bir iki çizgi de burada şöyle daha net görünüyor bu şekilde bacaklarımızı dikeceğim geleceğim Evet ayaklarını da bacaklarını da diktim gördüğünüz gibi şimdi de hemen burnunu yapalım beraber. Şuradan bir iğnemi geçmek istiyorum. tane daha. Geriye çıkacağım. Şöyle. Evet. Buradan indik. Şu deliğe. Evet. Birkaç tane. Yapalım. Bir tane daha yapmak istiyorum. Bir tane daha yapıp tam ortasından dikiyorum. şuraya çıkacağım bakın bu şekilde de burnumuzu yaptık arkadaşlar şimdi bunu da ipimizi direkt oradan kesmiyoruz kaydıra kaydıra Kahverengi bölüme gelip orada kesebiliriz. Yeterli. Burada kesebiliriz. Oldu. Bakın, Şu şekilde burnumuzda tamamlamış olduk. Evet, arkadaşlar, anne maymunumuz bitti. Evet, hemen size santiminde söylemek istiyorum. Başında da daha önce bir tane daha örmüştüm, onu ölçmüştüm. O 44 santim gelmişti bu da gördüğünüz gibi 44 santim ve evet, çok güzel çok tatlı bir maymun oldum şu şekilde tam Hatta resimlerini de sonuna ekleyeceğim maymunumuzun ve sevgili örgü severler bir örgünün daha sonuna geldik. Anne maymunumuz bitti ve çok tatlı oldu gördüğünüz gibi. Sizler de örmek isterseniz zevkle öreceğinize eminim. Bir sonraki videomda ise bu anne maymunumuzun yavrusunu öreceğim. İnşallah orada buluşuruz sizinle. Sürçü insan ettiysem affola ki bazı kelimeleri söylemekte zorlanıyorum bazen. Heyecanlanıyorum. E, gece oluyor. Sesim e, daha kısık olması gerekiyor herkes uyuduğu için. Evet bunlar için sizden e, e, af diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka e, videonun altına yorum atmayı ihmal etmeyin. Hala beğenmediyseniz lütfen beğeni butonuna basın. Abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.